Burak, ben kulüpteyim. Kafede bekliyorum seni. Kafede mi? Kahretsin ya, kahretsin. Aslı. Senin ne işin var burada? Sen zahmet etme. Ben sana neden burada olduğunu söyleyeyim. Hatta bana söylediğiniz yalanları, arkamdan neler çevirdiğinizi de söyleyeyim. Sen buraya Burak'ı görmeye geldin değil mi? Ben hayır. Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar. Dönüp dolaşıp geleceği yer yine benim yanım. O yüzden Burak'tan uzak dur. Anladın mı beni? Çağla! Ne yaptın zannediyorsun sen? Aslı'ya haddini bildiriyorum. Çok daha önceden yapmam lazımdı bunu. Sen karışma Volkan. Şu an çok ileri gidiyorsun Çağla. Ne söylediğini bilmiyorsun. Niye ileri gidiyormuşum? Yalan mı? Burak'ı görmeye gelmedi mi buraya? Birlikte değiller mi bunlar? Hayır. Burak'ı görmeye gelmedi. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Ne oluyor burada? Burak, ne yapıyorsun Burak? Çağla, Aslı'ya ne dedin? Tekrar barıştıklarını bilmiyordum. Onun yüzünden beni terk ettin sandım. Sen gerçekten normal değilsin. Senin yüzünden beni bu hale sen getirdin. Burak, annen geliyor. Bırak kolumu, canım acıtıyorsun. Çocuklar, selam. Ay, ay, ay. Benim. Aslı. Ya çok üzgünüm. Bak sen o söylenenlerin hiçbirisini hak etmiyorum. Burak Çağla'dan ayrılınca Çağla kime saldıracağını şaşırdı. Onun için bir bahane arıyor. Ben hepsini hak ettim. Yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Aslı sen ne yaptın ki? Bedel ödemesi gereken biri varsa o da Burak. Onun yalanları yüzünden bu hadis. Gerçi ben de kendime kızıyorum. Seni bu yalana alet etmeseydik, şu an bu durumda olup bu kadar üzülmeyecektin. O an sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki, hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ya seni ağladıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Volkan, sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Yani seninle sevgili numarası yapmak ne kadar zor olabilir ki? Hem Çağla yanımızda olmayacak. Tabii kulübe gelmediği sürece. Acaba anlamış mıdır benim orada çalıştığımı? O gerginlikle üzerindekileri fark ettiğini sanmıyorum. Riske atamam ki. Kulübü de bırakmak zorunda kalacağım. Of. Aa, çocuklar. Ne bu haliniz? Burak. Ne oluyor oğlum? Bir sorun mu var? Hayır anne. Ay yok, bir şey oldu. Hem de ciddi bir şey oldu. Çağla sen anlat bari. Ay çatlatmayın meraktan, insanı kanka falan mı ettiniz? Yok bir şey. Aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Ufak bir sorun ama hallettik. Bir şey hallettiğimiz yok.
Neyse, benim işimin başına dönmem lazım. İzninizle. Burak! Ay Çağla'cığım, sen ağlıyor musun yoksa? Bana böyle davranmasına dayanamıyorum artık Selda teyze. Ay ne olur ağlama, ne olur. Bak ben de kötü oluyorum. Lütfen, beni seviyorsan ağlama. Elimde değil. Sen nasıl bu kadar üzer bu çocuk? Gerçekten oğlumu tanıyamıyorum yani. Ama bak hayatım, göreceksin. Yakında pişman olacak ve en kısa zamanda gelip senden özür dileyecek. Sen bana güven. Kusura bakmazsanız kalkabilir miyiz? Ben daha fazla durmak istemiyorum burada. Tabii hayatım, tabii. Canım benim, senin var mı araban? Bırakayım istersen seni. Zahmet olmasın. Ay yok canım, ne zahmeti? Ay kıyamam ben bunu. Hadi canım. Hadi gel, gel sen. Ay ağlama ne olursun. Sandığımdan da tehlikeli. Aslı'yı Burak'a asla yar etmez. Bozuk para gibi harcar bu kız Aslı'yı. Beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Bunların hiçbiri istediğim gibi değil. Hepsi çok soluk, cansız. Bir kere renkler çok pastel, yani fuşyalar olmalı. Sarılar, pembeler, turkuazlar. Aradığım şeyler bunlar değil. Firma olarak ilk defa bu kadar geniş bir yelpazesi olan gençlik serisi hazırlıyoruz. Ya büyük bir kampanya olmalı bu. Bunlar mı ses getirecek? Peki Elçin Hanım, tekrar hazırlayalım. Aylardır verdiğim briefler doğrultusunda ancak bu çalışmaları ortaya çıkardınız. Hangi zamanda istediklerimi yetiştirmeyi planlıyorsunuz? Bize bir ay daha süre verin. Ya öyle bir zamanımız yok. Şöyle yapalım. Bir yarışma düzenleyelim. İnternet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bu yarışmayı duyuralım. Eminim genç ve yetenekli tasarımcılar bu yarışmaya ilgi göstereceklerdir. Belki de aradığımızı bu şekilde bulabiliriz. Çok güzel bir fikir Elçin Hanım. Hemen çalışmalara başlayalım. Harika olur. İnşallah aradığımız güzel çalışmaları görürüz. Siz yine de hazırladıklarınızı bırakın lütfen. Ben bugün onları incelerim, yarın size görüşlerimi bildiririm. İyi günler. Canım? Toplantıdaydım Sinan, aramışsın. Anladım. Şimdi müsait misin? Evet, müsaitim. Tamam, itiraz istemiyorum. Sana geliyorum ve yemeğe çıkıyoruz. Tamam, peki. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Aslında bunları seninle yüz yüze konuşmak isterdim. Ama seni tekrar kırmaktan korktum. Ben İngiltere'ye gidiyorum ve uzun bir süre geri dönmeyeceğim. Sana ne kadar değer verdiğimi unutma. Umarım hayatın boyunca seni hak eden biriyle mutlu oluruz. Gidiyor. Onu bir daha göremeyeceğim. Benim yüzümden mi? Keşke hiç söylemeseydin.
Eda arıyor. Efendim Eda'cığım. Aslı. Ya Aslı ben çok kötüyüm. Ne oldu Eda, ağlıyor musun sen? Ya ben hiç iyi değilim. Neredesin sen? Volkan'la birlikteyim, kulüpten çıktık şimdi. O zaman bize gelebilir misin, abim getirir seni. Ne oldu? Şimdi abim yanında, anlatamam. Tamam, sen sakin ol. Biz geliyoruz şimdi eve. Tamam, bekliyorum. Aslı, ne oldu Eda? Neden ağlıyor? Bilmiyorum, morali çok bozuk. Babamla mı alakalı acaba? Gerçi onunla ilgili her şeyi öğrendi. Sanırım başka bir şey var. Eve gitsek iyi olacak. Tamam, hemen gidelim. Canım güzelim, daha iyi misin? İyiyim. Sağ olun, daha iyiyim. Gel istersen bize. Hı? Yok, teşekkür ederim. Ben evime gidip biraz dinlenmek istiyorum. Tamam bir tanem. Israr etmiyorum ama ne olur kendini daha fazla üzme. Merak etme, ben Burak'la anlayacağı dilden konuşacağım. Ay son günlerde Nihat da ben de Burak'ın üstüne iş konusunda çok fazla gittik. Üstünde çok fazla baskı hissetti. Bu yüzden açısını biraz senden çıkarıyor. Hepimiz öyle değil miyiz? Allah aşkına Çağla yani. Hepimiz nazımız biraz sevdiğimize geçer diye düşünürüz. Ben bu davranışları hak etmiyorum. Hele de bugün olanlar. Lütfen annemin haberi olmasın. O da son zamanlarda Burak'ın bu davranışlarından çok rahatsız. Hatta ilişkimizi artık eskisi kadar desteklemiyor. Ay, ay inanmıyorum. Çok üzüldüm. Ay Elçin de haklı tabii yani Burak'a sinirlenmekte. Ama hayatım annene bir şey söyleme, olur mu? Ben de bir şey söylemeyeceğim. Anlatmayalım. Ben bu konuyu halledeceğim. Sen merak etme. Sağ ol. Tamam. Ay benim güzel gözlü kızım. Ay. Ay üzülmüş mü? Çok da yakışıyor ona gülmek. Eda'nın daha iyi hissetmesine çok sevindim. İlişkimizin kabullenmeye başladığı öyleyiz. Sinan, ilk fırsatta çocuklarla bir akşam yemek yiyelim ha? Ne dersin? Ya ben Eda'nın daha buna hazır olduğunu düşünmüyorum ben için. Peki. Eda'nın psikolojisini anlıyorsun değil mi? Elbette ki Eda'yı anlıyorum ve ne hissettiğini tahmin edebiliyorum çünkü ben de bir kız annesiyim. Ama sen sanki biraz... Abartıyorum değil mi? Evet. Ben de böyle davranmak istemiyorum ama Eda'nın durumu elimi kolumu bağlıyor. Eda'nın nesi var ki? Eda uzun süre terapi gördü. Küçük yaşta annesiz kalmak onda derin yaralar açtı. Ne yaptıysak kapatamadık. Hep bir şey eksik kaldı. Eda o yüzden çok hassas, çok kırılgan. Ben de onu daha fazla üzmek istemiyorum. Ya canım benim bundan haberim yoktu. Biliyorum, bunları sana önceden anlatmam gerekiyordu. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Ben de elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Her zaman yanındayım. Biliyorum canım. Birlikte üstesinden geleceğiz. Sen bugüne kadar bana her konuda her zaman destek oldun. Sen de benim geçmişte yaşadıklarımı biliyorsun. Hayatıma Oktay'dan sonra sen girdin. Ve insan ilk ilişkisinde yaşadığı hayal kırıklıklarını, kötü anılarını öyle kolay unutamıyor. Ama sen desteğinle benim bunları aşmama yardım ettin. Seni çok seviyorum Elçin. Bundan sonra sadece mutlu anlar biriktireceksin, tamam mı? Sana söz veriyorum. Lütfen bana inan. Birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. İnanıyorum tabii ki. Çok mutlu olacağız. Aslı, daha iyi misin? İyiyim. Bu halde bile Eda'yı kırmadın. Olur mu öyle şey? Hem onu görmek bana da iyi gelir. Umarım. Ben telefona bakıp hemen geliyorum. Efendim. Aslı, canım iyi misin? İyiyim. Neredesin peki? Volkanlara geldim şimdi. Volkanlara mı geldin? İyi. Volkan'ın yanında olması iyi tabii. Gördün değil mi yaşadıklarımı? Gördüm canım, gördüm. Aslı, ben bu kızdan çok fena korkmaya başladım. Tam bir şeytan.
Lütfen sen de ondan uzak dur. Burak nerede? Hala onun yanında mı? Hayır, senden sonra o da çıktı. Aslı, asıl bomba başka. Burak'ın annesi de geldi. Ne? Emin misin? Evet. Sen bana bir kere gazetede göstermiştin ya. İşte o kadın, eminim. Biraz daha geç çıksam yakalanıyormuşum. Yok, ben aldım ağzımı. Aslı, biliyorsun ben hayalperestimdir ama artık seninle Burak'ı ben bile hayal edemiyorum arkadaşım. Neyse, kapatmam lazım. İçeri gidiyorum ben. Tamam canım, üzme kendini. Eda odasındaymış. Tamam, ben gideyim. Ama yalnız konuşsam daha iyi. Doğru, haklısın. Eda. İyi misin? Hiç iyi değilim. Ne oldu? Barış mesaj attı. İngiltere'ye gidiyormuş. Ne zaman döneceği belli de değil. Artık hayatımda olmayacak. Canım, üzme kendini bu kadar. Ya böyle olması belki senin için daha iyi olur. Yani onu gördükçe daha fazla üzülüp daha çok kırılacaktın. Uzakta olması belki unutmana yardım eder. Eda'cığım, biliyorum vazgeçmen kolay olmayacak. Ama çaba göstermen lazım. Bunu şimdi görmen daha iyi oldu senin için. Yaşadıklarını arkanda bırakıp önüne bakman lazım. Nasıl yapacağım bunu? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece kalbinden, beyninden olumsuz bütün düşünceleri sil ve bazı şeyleri zorlamayı bırak. Senin olan zaten sana gelecektir. Bak, göreceksin. Hiç beklemediğin bir anda gerçek aşk seni bulacak. Umarım. Teşekkür ederim Aslı, iyi ki varsın. Ya sen bana çok iyi geliyorsun. Ben sen olmasan ne yapardım? Lütfen kendini daha fazla üzme, tamam mı? Tamam. Ama sen de biraz daha kal, olur mu? Lütfen. Hala açmıyor ya. Aç şu telefonu Aslı, aç. Efendim? Volkan, neredesin? Evdeyim. Aslı yanında mı? Evet. Ne yapıyorsunuz evde? Eda'nın biraz canı sıkkındı. O yüzden geldik. Tamam, ben de geliyorum. Sen de mi geliyorsun? Neden? Aslı ile konuşmam lazım. Senin konuşman gereken biri varsa o da Çağla. Eğer ona göz kulak olursan zaten ortada bir problem kalmıyor. Kime göz kulak olacağım sana soracak değilim Volkan. Geliyorum, orada konuşuruz. Teşekkürler. Merci. Akşam planın ne? Çağla ile yemek yiyeceğiz. Belki akşam sinemaya falan gideriz. Onun da bu aralar canı çok sık. Ben de onunla uğraşıyorum. Hayrola, ne var ki? Burak. Yine mi? Evet ama bu sefer farklı. Burak Çağla'dan ayrılmak istediğini söylemiş. Ya nasıl olabilir? Daha düne kadar hiçbir şey yoktu. Tamam, yani Burak'ın ufak tefek hataları oluyordu ama... Bu sefer farklı, dedim ya. Ya biz Selda ile söz olayını konuşurken olanlara bak. Abimler ne tepki verdi peki ya? Bana kimse bir şey söylemedi de. Selda ile Nihat'ın haberi yok, lütfen sen de bir şey söyleme. Çağla onlar üzülmesin diye şimdilik söylemek istemiyor. Burak'ın yanlışları oldu ama çok uzun zamandır birlikteler. Yani bu noktaya nasıl geldiler? Kesin bu işin ciddiyetinden korkmuştur. Söz olayı uzun zamandır gündemde ama... Yani sanmıyorum ben. Çok üzüldüm canım ya.
Tamam, Burak benim yeğenim olabilir ama Çağla da kızım. Kesin Burak evlilikten korktu. Tamam, ben Burak'la konuşacağım. Aklını başına alsın. Çağla'yı sahiplenmen çok hoş. Ama karışmasa iyi olur. Çünkü sebep başka. Başka ne olabilir ki? Bence Burak'ın hayatında başka birisi var. Hadi sen şimdi niye böyle düşünüyorsun? Bak, bildiğin bir şey varsa söyle Elçin. Tam olarak emin değilim ama Çağla'nın anlattıklarından öyle hissediyorum. Ya ben Burak'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum ama. Yani Çağla'yı kaybederse hayatının hatasını yapmış olur. Ben yanlış evlilik yapmanın bedelini çok ağır ödedim. Burak'la konuşacağım. Amcası olarak bu benim görevim. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Burak doğruyu bulacaktır. Çağla'ya söyle, üzmesin kendini, tamam mı? Sen de üzülme. Aslı, tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Bir şeyler içer misin? Soğuk bir şeyler içerim. Meyve suyu? Olur. Biz iki tane meyve suyu alabilir miyiz? Peki. Üç tane olsun. Peki efendim. Eda'cığım, söyle bakalım. Bizi niye apar topar getirdin buraya? Şey abicim, ya benim dertleşmeye ihtiyacım vardı da kız kıza. Hı. Bana anlatmayacaksın yani. Yani. Aslı'yla paylaşmayı tercih ederim. Papucumuz dama atılmış bakıyorum. Eskiden ben de dertleşirdim. Dertleştiğim kişi yabancı değil ki Allah'tan. Kız arkadaşın. Yani şey, eski kız arkadaşın. Eda, biz Aslı'yla tekrar birlikteyiz. Nasıl yani? Gerçekten mi? Ya inanmıyorum. Ya çok sevindim. Ya bunu kutlamamız lazım. Bu akşam yemeğe çıkalım mı ya? Lütfen, lütfen. Haydi, abartma istersen. Ya abi lütfen. Ne olur. Ya zaten biliyorsun, ne zamandır sinirim bozuk. Bence bunu kesinlikle kutlamalıyız. Neyi kutluyorsunuz? Abimle Aslı tekrar birlikteler. Öyle mi?